Şentop, Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde İmam Hatip ve Gençlik Söyleşisi'nde yaptığı konuşmada demokrasi konusunda İmam Hatip Liselerinin Türkiye için özgün bir tecrübe olduğunu söyledi. Türkiye'de İmam Hatip Liselerinin zor günlerden geçtiğini hatırlatan Şentop şunları kaydetti. İmam Hatip Liseleri tarihi Türkiye'de aslında demokrasinin, temel hakların, eğitim ve öğretiminin tarihi olarak da incelenebilir. Yani başlığını böyle de koyabilirsiniz İmam Hatip Liseleri tarihi yerine. Ne zaman Türkiye'de demokrasi gelişmiş, milletin sözü geçmeye başlamış, seçimlerin bir etkisi olmuş, haklar, özgürlükler alanı ne zaman genişlemişse Türkiye'de, o zaman İmam Hatip Liselerinin de okul sayısı artmış, eğitim kalitesi yükselmiş, öğrenci sayısı artmış. Ama ne zaman Türkiye'de demokrasi daralmış, insan hakları daralmış, millet üzerinde baskı kurulmaya başlanmış, o zaman İmam Hatip Liseleri de kısıtlanmış, sayısı azalmış, öğrenci sayısı düşmüş. Şentop, İmam Hatip Liselerinin 1924'te kurulmaya başlandığını belirterek şunları kaydetti. Dinin öğretimi büyük ölçüde yasaklanmış 1930'lu yıllarda. Hatta 1940'larda öyle dini metinlerin okunması falan, yazılması, yayınlanması yasaklandığı gibi daha da ileri gidilmiş. Basılı metinlerde, matbu metinlerde Allah ifadesinin, kavramının kullanılmasını yasaklayan bir genelge göndermiş. Yani o derece. Dini meseleler falan değil. Allah yazmak bile metinlerde yasaklanmış, basılı metinlerde. Tabi o dönemlerde, tabi daha sonra Türkiye 1945'te İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Türkiye'de yeni kurulan işte Birleşmiş Milletler gibi, daha sonra NATO gibi kurumlar var. Türkiye bunlara girmek için teşebbüs ettiğinde çok partili hayatı Türkiye'de zorluyorlar, öneriyorlar. 1945'te çok partili hayata geçiyor Türkiye. Daha sonra yavaş yavaş özgürlükler alanında genişlemeler oluyor. Söyleşi sonunda Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt tarafından Şentop'a vazo armağan edildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve öğrenciler katıldı.